o, içi suyla dolu bir havuza atladığını sanıyordu. O, sıkıntılarından kurtulacağını, daha renkli bir hayatı olacağını sanıyordu. Abi! 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 Onlar kimlik ve kişilik kazanacaklarını, sınırları aşacaklarını sandılar. Onların yaşadıkları, hayal ettikleri gibi olmadı. Kimileri madde bağımlısı olarak can verdi. Kimileri terk edilmiş bir evde, ıssız bir sokakta ya da bir mezarlık kuytusunda can çekişirken bulundu. Ama hepsinden önemlisi siz. Siz hepsi bu kadar sanıyorsunuz. Siz bu görüntüleri izlerken bir okulun önünde, bir barda, kafede, belki bir arkadaş evinde bir genç, bir çocuk daha onlara katılıyor. Her an, her dakika sayıları katlanarak artıyor. Onlar sizin, bizim çocuklarımız. Artık buna dur demenin vakti gelmedi mi? Çekmeköy Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve belediye başkanının katkılarıyla hayata geçirilen Yaşamın Hür Kanatları adlı proje ile çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkıyor, bölgemizde madde bağımlılığıyla mücadeleyi başlatıyoruz. Çekmeköy Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte önümüze iki hedef koyduk, iki proje hazırladık. İlk projemizde imkansızlıklar sebebiyle aile içi sıkıntılar yaşayan, sokaklarda çalışmak zorunda bırakılan, antisosyal davranışlar gösteren, suç işleme eğilimi taşıyan 18 yaşından küçük çocuklarımızı hedefledik. Amacımız onların derslerinde başarılı, yeteneklerini dışarıya aktarabilen, kendilerini ifade etmekte güçlük çekmeyen, sosyal ve kültürel etkinliklerde aktif olarak yer alan, kendine güvenen, sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmelerine ve topluma hazırlanmalarına destek olmak. İkinci projeyle madde kullanmış ya da kullanmakta olan 18 yaşından büyük gençlerimizi hedefledik. Amacımız öncelikle onları bağımlılığa iten sebepleri bularak ortadan kaldırmak, tedavi ve rehabilitasyonlarını gerçekleştirmek. Ardından uzman psikoloğumuzla birlikte onları birebir takip ederek motivasyonlarını arttırmak, yaşamlarına yön vermelerini sağlayabilecek meslek edindirme kurs programları düzenlemek. Böylece iş olanaklarının arttırılmasına destek olmak. Onları kendini ifade etmekte güçlük çekmeyen, kendi farkındalıklarını yaratarak kendine güvenen bireyler olarak topluma kazandırmak. Kaymakam Cemal Hüsnü Kansız'ın yönetimindeki her iki projede uzman eğitimciler, psikolog ve sosyologlar, uzman emniyetçiler görev ve sorumluluk üstlenirken, okullar başta olmak üzere bölgemizin her yeri uygulama alanı olarak planlandı. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızı, bu konuda duyarlı vatandaşlarımızı ve sizi de projemize destek olmaya davet ediyoruz. Gelin hep birlikte Çekmeköy'ün geleceğine sahip çıkalım. Çocuklarımızı, gençlerimizi koruyalım. Onları yalnız bırakmayalım. Bizi öldürüyor bu ya. Bak işte nasıl eritiyor. Bak iki dakikada yok etti işte. Bizi yok ediyor. Olmasın abiciğim. Olmayalım. Yok olmayalım. Yok olmayalım. Bizi hayata, topluma kazandırın abi. Biz insanlık yapmak istiyoruz. İnsanlar bizle konuşmuyor. İnsanlar bizi dışlıyor. İnsanlar tinerci diyorlar, balici diyorlar, bizden uzak kaçıyorlar. Bizle kimse konuşmayınca da biz kötü yollara düşüyoruz abi. İstiyoruz ki hiçbir gencimiz bu tarz bir kötü alışkanlığa kapılmasın istiyoruz. İstiyoruz bütün gençlerimiz ailesiyle, eşiyle, dostuyla, çevresiyle huzurlu bir yaşam sağlasın. Ve biz Çekmeköy Belediyesi olarak da inşallah buna dün sahip olduğumuz gibi bugün sahip olduğumuz gibi yarın da bu gençlerimize sahip olacağız. Bizim bir gencimizi bile israf etme lüksümüz yok. Bir kişiyi kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Bu anlayış ve şuurla bütün
bu işte katkısı, emeği olan vatandaşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımızdaki diğer arkadaşlarımıza diyorum ki gelin bu problemi hep birlikte çözelim. Gelin bu mücadelede gençlerimizin, toplumumuzun geleceğini hep birlikte kurtaralım.